Bugün sizlerle birlikte Bolu'nun yedi göllerini gezeceğiz. İyi seyirler. Bolu şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan yedi göller, doğanın tüm güzelliklerini bir araya getiren Türkiye'nin en gözde cennet köşelerinden biridir. Yolculuk boyunca doğanın eşsiz güzelliğine şahit olacaksınız. Yol boyunca uzanan manzara, doğanın mucizesini gözler önüne serer. Heybetli ağaçlar ve yemyeşil bitkiler, adeta bir sanat eseri gibi büyüleyici bir atmosfer oluşturur. Bu güzellik karşısında hayranlık duygusuna kapılır, doğanın muazzam gücünü ve ihtişamını hissederiz. Yolculuğun başlangıcında, bilinmeyene doğru ilerlerken heyecan dolu bir duygu kaplar içimizi. Acaba hangi güzellikler bizi bekliyor? Bu sorunun cevabını bulmak için, Yedi Göller Milli Parkı'na giriş yapmadan önce sol tarafımızda bulunan Kapankaya Seyir Terası'na uğruyoruz. Yaklaşık 350 metrelik bir tırmanışla ulaşılabilen 1298 metre rakımlı Kapankaya Seyir Terası, görenleri büyüleyen nefes kesici bir manzara sunar. Bu terastan Büyük Göl, Derin Göl ve Nazlı Gölü seyretmek mümkündür. Yedi Göller Milli Parkı'na giriş ücreti HGS üzerinden alınmaktadır. Yukarı bölümde Nazlı Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl. Aşağı bölümde ise Derin Göl, Büyük Göl ve Serin Göl yer almaktadır. Milli Park'a adını veren 7. göl zamanla kurumuştur. Fakat bazı mevsimlerde yağışların etkisiyle yeniden oluşabilmektedir. Gezimize yukarı bölümden başladık. İlk durağımız Nazlı Göl oldu. Nazlı Göl'ün etrafında çadır kampı kurmak için uygun alanlar mevcut. Nazlı Göl'ün güzel manzarasının tadını çıkardıktan sonra, İnce Göl ve Sazlı Göl'e doğru yürüyüşümüze devam ettik. İnce Göl ve Sazlı Göl'ün güzelliğini keşfettikten sonra, diğer göllere doğru yola koyuluyoruz. Tüm gölleri yürüyerek gezmek mümkün. Nazlı Göl'den şelale yoluna doğru ilerleyerek diğer göllere ulaşabiliriz. Şelale levhasını takip ederek doğayla iç içe bir yürüyüş parkurundan geçerek diğer göllere varabiliriz. Bu yoldan gitmek hem yolumuzu kısaltıyor hem de manzaramızı daha da güzelleştiriyor. Yol üzerinde Yedi Göller Şelalesi'ne ulaşıyoruz. Şelalenin eşsiz manzarasının tadını çıkarırken, su sesi eşliğinde dinlenebileceğimiz bir alan bulunuyor. Hemen yanımızda ise Dilek Çeşmesi yer alıyor. Şelalenin melodik sesi rehberliğinde, akan suyun kılavuzluğunda orman yürüyüşümüz devam ediyor. Kısa bir süre sonra büyüleyici derin göle varıyoruz. Derin gölün manzarası karşısında hayran kalmamak elde değil. Milli Park sınırları içerisindeki diğer kamp alanı da Derin Göl'ün kenarında yer alıyor. Derin Göl'ün tadını çıkardıktan sonra, göl etrafında turumuzu tamamlayarak Büyük Göl ve Serin Göl'e doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Gezimizi Büyük Göl ile sonlandırıyoruz.
Büyük Göl'ün sakin suları ve yemyeşil çevresi, doğayla iç içe olmak ve huzuru bulmak için ideal bir ortam sunuyor. Bolu Yedigöller Milli Parkı, doğanın mucizelerini keşfetmek ve unutulmaz bir deneyim yaşamak için eşsiz bir destinasyondur. Burası, ruhunuzu besleyecek ve size ilham verecek bir cennet köşesidir. Doğayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Yedigöller Milli Parkı, sessiz ve sakin atmosferi, büyüleyici manzaraları, farklı arazi şekilleri, geniş yürüyüş parkurları, şelaleleri ve çeşitli bitki örtüsüyle kaplı yamaçlarıyla piknik yapmak, dinlenmek, fotoğraf çekmek, spor yapmak ve kamp kurmak için ideal bir yerdir. Ayrıca Türkiye'de ilk kültür alabalığı üretme istasyonu da bu milli parkta kurulmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni keşifler ve videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.